Evet. Hoş bulduk. Maşallah. Ben bu Turan Feyzoğlu'nu çok sevdim çünkü ikinci gelişim. Şimdi, evet, Sayın Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, çok 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 sevgili gençler. Biliyorsunuz bir bayram yaşıyoruz şu an. Benim nezdimde festivaller bayramdır. Özellikle şiirse söz konusu olan bayramdır. Harika. 3 gün geçiriyoruz. Dün gece başladı. Güzel güzel şiirler okundu. Konser vardı. Bugün okullardayız. Bu akşam Yerebatan Sarnıcı'ndaki Sultan Ahmet'te şiirler okunacak. Yarın gece yine kapanış programı yine burada. Ve bugün de okullardayız ki festivalimizin üçüncüsü yapılıyor. Birincisi, ikincisi geçen yıllarda yapıldı. Bu üçüncüsü, bir fark var üçüncüsünde. Mazlum coğrafyaları konuşacağız. Mazlum coğrafya ülkelerden, bu ülkelerden, mazlum ülkelerden diyeyim. Bu coğrafyalardan gelen şairlerimiz var aramızda. Onlar misafirlerimiz. Yine Türkiye'de çok değerli şairler var. Şimdi onları da tanıtacağım size. Bu ülkeler Afganistan, Suriye, Mısır, Filistin, Libya, Bosna Hersek, Kosova, unuttum var mı acaba? Doğu Türkistan. Buralardan çok değerli şairler geldi. Acılarıyla geldiler, üzünçleriyle geldiler. Buruk yürekleriyle geldiler. İşte onlardan biri aramızda sevgili gençler. Kosova, Prizren'de yaşıyor Zeynel Beksaç abimiz. Bir alkış alalım. Türkiye'de yine İstanbul'da yaşayan çok değerli şair kardeşimiz Dilek Kartal hanımefendi. Yine Türkiye'de İstanbul'da yaşıyor Suavi Kemal Yazgıç kardeşimiz şair. Okulu çok sevdim demiştim ya, geçen 2 sene önce geldiğimde Hasan müdürümüzle güzel sohbetimiz olmuştu. İşte o zaman da ben çok kalbi iltifatlar kendisine söylemiştim, iltifatlarda bulunmuştum. Ama inanın, bakın ben de bir öğretmenim kızlar, delikanlılar, ben de bir öğretmenim. İnanın okulunuz gerçekten çok seçkin bir öğrenci profiline sahip. Bu neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Artık müdür beyden, öğretmenlerden ama ciddi söylüyorum. Ben birçok yerde okulumuzdan bahsettim. Çünkü benim de öğrencilerim var. Onlara da gittim, yaptığım işleri anlatıyorum, paylaşıyorum. Teşekkür ediyorum gerçekten. Ama en büyük teşekkürü gelin hep birlikte Sultanbeyli Belediyesi'ne, değerli başkanına ki hiç yılmıyor, hep arkamızda duruyor bu festival ve kültürel faaliyetler konusunda. Çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen belediyede bu iş emeği geçen bütün kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Şair dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadılar, geldiler, teşrif ettiler. Bakın, herhalde sizlerde de var. Şöyle bir kitap. Göreyim bakın kimlerde var. Evet, hepinizde var maşallah. Bu kitap kolay oluşmuyor gençler. Harika bir kitap. Böyle bir kitap geride kaldı. Bakın, şu davetiyenin güzelliğine bakın. Mesela ben üçüncüsünü yaşıyorum, ben komitedeyim. Bu kadar güzel, ha bu sene çok harika bir şey oluştu, görsellik oluştu. Çok çok güzel, ben çok beğendim. Bunu saklayacağım mesela hatıra alalım. Çok güzel. Yine farkında mısınız bilmiyorum.
Sultanbeyli'ye de şöyle kaliteli bir dergi çıkıyor ya, Aydos dergisi. Bunu da unutmayın. Buna ulaşın. Müdürünüze söyleyin. Hasan Bey mutlaka size ulaştıracaktır. Baskı yapın müdür beye. Baskıya dayanamaz hiçbir kuvvet. Bu dergiyi getirsin hepinize. Çok çok kaliteli. Burada da yazın. Eli kalem tutanlar olacak birisinize. Vardır mutlaka. Bu dergiyi okuyun ve burada da yazın. Dedikten sonra ben çok konuştum galiba. Bu festivalin son bir şey daha söyleyeyim. Onur konuğu, bunu söylemeden edemeyeceğim. Üstad Nuri Pakdil, ona armağan edildi. Dün gece aramızdaydı, konuktu. Biz onun yazılarıyla, onun ve onun gibi değerli üstadların düşünceleriyle yoğrulduk, piştik. Onu da buradan selamlıyoruz. Dedikten sonra, şimdi hep sen mi konuşacaksın hocam demeyin. Ben Zeynel Beksaç abimize vereceğim mikrofonu. Şimdi şairlerimiz festivalleri konuşsunlar. Nedir duyguları? Bizim festivalimizde başka festivaller duymuşlardır, görmüşlerdir. Ve ondan sonra devamında da mazlum coğrafyaları konuşacağız. Zeynel Beksaç Kosova'da yaşıyor. Kosova çok yeni bir devlettir daha. Yani 10-15 yıllık bir devlet. Balkanları baz alarak, Balkanları çok iyi biliyor çünkü çok iyi bir şair, çok iyi bir yazardır. Ben kendisini uzun yıllardır takip ediyorum. Balkanlardan yola çıkarak şöyle mazlum coğrafyaları, çünkü bu coğrafyalarda kan var çocuklar, çok affedersiniz. Allah inşallah bu kanı dindirecektir. Bakın, mazlum coğrafyalarda Müslüman olsun olmasın, insan yaşıyor orada. Bu insanlar buralarda çok mağdur durumdalar. Kanları dökülüyor, çok ızdırap çekiyorlar. Buraları konuşacağız, anlatmaya çalışacağız. Dilimiz döndüğünce. Evet, sonra birer şiirle veda edeceğiz ama sonuçta da sizden soru alacağız. Vakit yettiğince. Mutlaka soru sorun bizlere. Bizleri konuşturmaya çalışın. Belki unuttuğumuz yerler olur. Dedikten sonra Zeynel abimizde söz. Buyurun Zeynel abi. Teşekkür ederim. Merhabalar. Tamam, teşekkür ederiz. Aranızda olmaktan gerçekten son derece mutluyum. Prizren'den geliyorum. Prizren Kosova'nın en güzel şehridir. Tipik Osmanlı şehridir. Adem Bey zaten geldi gördü. O şairler otağıdır, şairler yurdudur. 1951 yılında Türkler yeniden kimlik, Türk kimliğini iade edildi, Türk kimliği. Bizde yeniden Türkçe eğitime geçildi. Enstitüler kuruldu, dernekler kuruldu. Uzun bir dönemden sonra, önce Makedonya'da 1944 yılında Kasım ayında onlar bizden biraz önce o şeylere, haklara kavuştular. Biz 51 yılında kavuştuk. 51 yılında o şeylere kavuştuktan sonra Türkçenin her yanıyla Türkçe gelişmeye başladı. Pişne Radyosu daha geçleri 1968'de Tan Gazetesi, 1973 yılında Çevren Dergisi, 1978 yılında Kuş Dergisi, Kuş Çocuk Dergisi, 1973 yılında gene Pişne Televizyonu'nda programlar Türkçe olarak başladı. Bütün bu etkenler bizi orada Türkçe olarak ayakta kalmak, Türk kültürüyle sarmaş dolaş olmak için ipuçları verdi. Aslında 100 yıl yalnızlık oralarda. Osmanlı'nın çekilişiyle 100 yıl yapayalnız kaldık. Kendi yağımızda kavrulduk. Bu Türkçeyi direngenliğimizle korumaya başardık. Bizden önceki kuşaklar bunu yapmıştı. Onları minnetle anıyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, ki biz de işte 51 yılından sonra bu savaşında kendimizi bulduk.
Yani Türkçeyi Balkanlarda yaşatmak, Erbayin'de gün açmak anlamına gelir. Çok zor şartlarda orada ana dili yaşatıyoruz. Eğitim, bizi ayakta tutan eğitimdir, Türkçe eğitimdir, kültür sanattır. Yani siyaset bizi ayakta tutmadı. İşte bunları yitirmemek için çaba harcıyoruz. Çok kolay olmuyor, inanın ki çok kolay olmuyor. Çünkü her Eylül başında acaba sınıf açılacak mı, öğrenci olacak mı? Belli sayıda öğrenci olursa sınıf açılıyor. En büyük derdimiz bu. Çünkü eğitimin bittiği yerde dil de biter. Bizim korkumuz bu. Bunun için bir sürü uğraşlara sarılıyoruz. Haddimiz olmaktan. Keşke bir alanda kalabilseydi. Keşke bir tek şiirde kalabilseydi. Ya da bana buna benzer arkadaşlarım da hepsi aynı çileyi çekiyor. Bir müzikte oluyor, bir edebiyatta oluyor, bir tiyatroda oluyor. Gazeteci olarak çalışıyor. Bir sürü alanda etkinliğini göstermek mecburiyetinde. Burada daha neyi vurgulamak isterdim? Çok açılırsam biraz derine girmem lazım. Ben kendim 1966 yılından bu yana Prizren'de var olan ve Balkanların en güçlü Türk Derneği olan Doğru Yol Derneği'nde etkinliğe başladım. Öğretmen okulunun birinci sınıfına kaydımı yaptırır yaptırmaz o dernekte kendimi buldum. Önce bağlama, ardından ut, cümbür çalmaya başladım. Ve edebiyat kolunu yönettim uzun yıllar. Dediğim gibi Prizren edebiyatın baş şehridir, edebiyatın yuvasıdır. Niceleri bu topraklarda edebiyata sarılmış zengin bir gelenektir. Bugün de aynı çabayı vermeye çalışıyoruz. Çok zor koşullarda bunu yeniden tekrarlıyorum. 17 yıldır Kosova'da, Prizren'de Türkçem adı altında bir çocuk dergisini çıkarıyorum aylık olarak. Çünkü Tan Gazetesi, az önce vurguladığım Tan Gazetesi 30. yılını kutlarken 1999'daki savaşla birlikte kapandı. Bu bizim için son derece büyük bir eksiklikti. Onun çerçevesinde çıkan işte Çevren dergisi de kapanmış ve Kuş Çocuk dergisi de kapanmıştı. Çocukları böyle bir dergiden mahrum bırakmamak için kendi öz katkılarımla ve son Kosova Savaşı patlak vermeden önce, 2 ay önce, Ocak 1999'da Türkçem adlı çocuk dergisini çıkarmaya başladım. Ki o dönemde Türkçem adını vermek Milošević döneminde o topraklarda kusura bakmayın gerçekten biraz cesaret ister yani. Ama bizden önceki kuşaklar olduğu gibi bizim kuşakta bu zor şeylere alıştık. Bugünlere getirdik bu Türkçe olayını. Eğer bizim kuşak ve bizden sonraki kuşaklar olacaksa amacımız Türkçeyi, Türk kültürünü, gelenek, göreneklerini 5-10 yıl geciktirmek yani. Sona varmadan umarız başarırız. Son yıllarda Türkiye'nin de katkısı çok oluyor. İster tika olarak, ister de dost ve akraba topluluklar olarak. Burada şairler, sanatçılar, yazarlar, çevremiz çok geniş. Türkiye Yazarlar Birliği ile şahsım 1993'ten beri beraberim. Türkiye Yazarlar Birliği yanı sıra Avrasya Yazarlar Birliği ile beraber hareket ediyoruz. Yani bu da bizim için son derece büyük bir moral oluyor. Bir sözle kapatmak isterdim artık. Son Bosna Savaşı'nı aynı topraklarda yaşamış olmaktan, Kosova Savaşı'nı yaşamış olmaktan ve bugün de hala ayaktaysak bu Türkçenin uğruna yapılan bir savaşımdır. Türkçe'ye olan sevdamızdır. Umarım bu sevdamız sonuna kadar devam eder. Ben daha birazcık daha devam ettireceğim. Bir şey soracağım, merak ediyorum. Şimdi çocuklar, benim bildiğim yeryüzünde, dünyada
Makedonya'da, Sutruga'da yapılan bir şiir festivali var. Şu yaşıma kadar başka bu kadar uzun süreli, uzun ömürlü bir festival hatırlamıyorum ben. Yanılıyor olabilirim. Sutruga Şiir Akşamları adıyla yapılıyor festival. 50 küsur yıldır yapılıyor çocuklar. 55.si mi 54.si mi yapılıyor? Şimdi Zeynel abimiz de Balkanlı tabii, Kosovalı. Makedonya'ya sınır. İçe yaşadılar uzun bir süre. Şimdi orayı mutlaka görmüştür yani. Bilgi sahibidir. O festivalin nasıl yapıldığını biz de gittik geçen yıllarda. Bu festival şimdi uluslararası dönüşmeden önce neler yapılıyor, nasıl bir şey izleniyor? Bunu bir gözlemleyelim dedik. Gittik burada. İşte müdürlerimizle falan, arkadaşlarla. Biraz bilgi sahibi olduk. Mesela inanın kesinlikle ama kesinlikle bürokratik ya da işte ne denir ona böyle bizde milletvekilleri gelir falan filan herkese böyle hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir köprünün üzerinde Dilin'e neydi değil mi abi? Dilim Nehri üzerinde bir köprüde sahne sular akıyor, harika, herkes uzanmış yazın, uzanmış şiir dinliyor. Protokol diye bir şey yok, yok, kesinlikle yok. Vallahi de yok, billahi de yok. İnanamadım yani, hatta şeysi yaptık orada, bizde olsa mini bir köprü yapılır, o köprünün önüne protokolü oraya dizerler, mutlaka protokol olur. Bizde böyle bir hastalık var maalesef, orada yok. Şimdi bu beni çok cezbetti. Protokol, yani resmiyet hiç yok. Resmiyet denilen şey yok. Herkes şiirini çıkıyor, okuyor ve alabildi. Mesela genç şairler bölümüne gittik gecenin ikisine kadar. Dilini anlamıyoruz, bilmiyoruz. Aman Allah'ım, ne şiirler okudular anlamadım. Ama şiirin dili evrensel, o vücut dilini öyle bir kullanıyorlar ki biz böyle ağzımız açık dinledik. Eve gidemedik, ya otele gidemedik. Evimiz yok tabii de. Otele gidemedik çocuklar. Harika şiirler okudu genç şairler. Yani biraz diyorum ki ben Zeynel abimizi bulmuşken Sutruga Şiir Akşamları Festivali ile bizim festivalimizi geldi gördü az çok. Türkiye'ye de gelen mesela 2 sene önce Kırgızistan'da birlikteydik. Onu da katarak abi bir şeyler söylerseniz sevineceğiz, mutlu olacağız. Sutruga Şiir Akşamları az önce vurgulamış olduğunuz gibi 60. yılına doğru gidiyor. Uluslararası düzeyde dünyanın belki de en güçlü festivallerden biri. Rotterdam Şiir Festivali, Nikaragua'da düzenlenen festival dışında işte Sutruga Şiir Akşamları geliyor. Çok büyük ilgi ve alaka var. Dünyanın her tarafından en güçlü şairler bir araya gelir. Ben Prişine Televizyonu yapımcıların yapımcısı olarak uzun yıllar o festivali izledim oralarda. En büyük şairler bir araya gelirdi. Şu aşamada savaştan sonra pek gidemez olduk. Ama her sene Altın Çelenk adı altında işte en güçlü bir şaire ödül verilir. 1974 yılında Dağlarca'ya da bu ödül verilmişti. Biz orada Türklerin zaman zaman şiir gecesi düzenlenir, özel şiir geceleri. Kosova'dan da katıldık, Makedonya Türk şairleri de katıldı. Türkiye'den de çok katılım oldu. Değişik zaman dilimlerinde, işte Dağlarca geldi, Yavuz Bülent Bakiler geldi. Türkiye'den de katıldı. Adını sayamadığım bir sürü at katıldı yani oralara gerçekten. Sutruga örnek alınabilecek bir festivaldi. Gelelim sizin burada düzenlemiş olduğunuz bu festivale 3. yıldır. Ya ben az önce arabada da konuştum. Bu kadar çok reklamı yapılan bir festivali görmedim. Yani bu bir ipucudur. Çok büyük bir özenle daha ilk adımlarda duruluyor.
Sanırım yarınları bunun uzun olacak. Yahu biz ve son derece başarılı olacak. Biz nereye geldik mi dediniz abi? Müthiş bir şey gerçekten. Müthiş bir şey. Sanır yani şimdi. Bunu pas atmak anlamında konuşmuyorum çünkü ben 1971'den beri Türkiye'ye geliyorum. Bir sürü festivallerde bulundum. Bu böyle giderse çok iyi yerler oluşacaktır diye düşünüyorum. Ve kaliteli şairlerin olmasına özen gösteriliyor. Bunu da ayrıca kutlamak lazım. Ve tabii Mazlum Coğrafya, bu sene çok tematik yaptık, çok önemli. Mazlum Coğrafya şairlerini getirdik çünkü bu çok önemliydi. Oralarda az önce de söylemiştim konuşmanın başında kan var. Özellikle mazlum insanların kanı var. Bunu biz dindirebilir miyiz? Dindiremeyiz tabii ki. Bunun şuurunda, bilincindeyiz, farkındayız ama şiir dedik. Şiir bir nebze olsun eğer oraya doğru işaret etmeyi sağlayacaksa şiir bir sağlayacaktır. Şiirin dili evrenseldir. Buna çok inanıyoruz. Bu yüzden yola çıktık. En azından yumruğumuzu sıkacağız zulmün karşısında, değil mi çocuklar? Zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır. Hadis. O sıkılan yumruğu zaten açılış gecesinde gördük, tanık olduk. Evet, çok teşekkür ediyoruz Zeynel Bekstaş abimize. Şimdi tabii güzel bir hanımefendi var, şair Dilek Hanım. Bakalım festivallerle ilgili, mazlum coğrafyalarla ilgili, şiirin bu festival aracılığıyla mazlum ülkelere doğru uzattığı eli nasıl anlatacak? Onun duygularını çok merak ediyorum doğrusu. Tabii ki sizler de. Söz Dilek Kartal'da. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu benim katıldığım ilk festival, ilk şiir festivali. Uluslararası bir festival olması, bu da benim nasibim. Allah'a çok şükür. 34 tane şair arkadaşla birlikteyiz bu festivalde. Bunlardan 10 tanesi yabancı konuk arkadaşlarımız, misafir arkadaşlarımız. İşin açığı festivallere az önce Adem Bey'in bahsettiği sebepten, o protokol gerekçesiyle çok da sıcak bakan biri değilim. Bu festivali benim için çok cazip kılan, hatta neredeyse gitmek için can atacak konuma getiren tek sebep festivalin temasıydı. Mazlum coğrafyalar. Çünkü bugün tam da bunu konuşmamız gereken bir çağda yaşıyoruz. Dünyanın her tarafında her gün dili, dini, ırkı, cinsiyeti, milliyeti ne olursa olsun her tarafından her gün bir çığlık atılıyor. Dünyanın her tarafında bir yerde bir zalim, bunun da dili, dini, ırkı, milliyeti hiç önemli değil, bir mazlumun canını yakıyor. Burada yapılması gereken şey, Adem Bey'in yine söylediği gibi, zulüm karşısında elimizle, olmadı dilimizle, yetmedi, hiç değilse kalbimizle buğz etmek zorundayız arkadaşlar. Bu yaptığımız iş her ne olursa olsun bunu yapmak zorundayız. Çünkü biz bir hesap gününün var olduğuna inanan insanlarız. Ve o hesap günü geldiğinde bize tam o sırada sen ne yaptın, bütün bunlar olurken diye sorulacak. Ve biz bugün artık haberimiz yoktu bizim diyemeyecek pozisyondayız. Çünkü her gün kitle iletişim araçlarıyla televizyonlar, internet vesaire şurada bir şey olmuş dendiğinde benim bundan haberim yoktu demek gibi bir lüksümüz maalesef yok artık. Bundan kaçamayacağız. Kaçamayacağımız için burada bir şey yapmamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? Özel şartlarımız gereği, çok böyle somut bir şey. Ben buradan kalkıp X mazlum coğrafyada yumruk yumruğa savaşacak gücüm, cesaretim, imkanım yok. Bu pek çoğumuz için böyle. Burada biz ne yapabiliriz? Hiç değilse şunu yapabiliriz.
orada bir şey oluyor diye nefesimizin yettiği kadar, avazımızın çıktığı kadar, birileri hiç değilse yeter artık şu sussun demek için bile olsa dönüp bize bakıncaya kadar bağırmak, bağırmak, bağırmak zorundayız. Şiir bu anlamda, şairin tıpkı dediği gibi bir savaş uçağını düşürmeyecek. Yazdığınız şiirler ne yazarsak yazalım, hiçbir savaşı bitirmeyecek. Dünyayı da kurtarmayacak. Dünyaya barışı falan da böyle bir anda sihirli değneklerimiz yok, bunları yapamayacağız. Ama bir tane insanda bile, bir tane gençte bile böyle de bir şey oluyormuş diye dedirtebileceksek, o tutup o kalbi bir anda titretebileceksek, onu bir silkeleyebileceksek bunun için değiyor. Şiir bunun için çok kıymetli benim adıma. O yüzden belediyemizin bu şiir festivali çalışması bilhassa da hocam bu teması itibariyle mazlum coğrafyalar, mazlum coğrafyalara umut göndermek. Umut derken arkadaşlar şunu da hemen söylemek gerekir. Biz kimseye işte çok güzel bir gelecek, yarın her şeyin çok güzel olacağına dair masallar falan anlatmıyoruz. Sadece umut derken benim en azından anladığım şey şu. Onlara şunu söylüyoruz. Oraya gelemeyebiliriz. Sizinle birlikte orada ölemeyebiliriz. Ama biz buradayız. Orada ne olduğunun farkındayız. Görüyoruz. Buna şahit oluyoruz. Bununla ilgili sesimizi çıkartıyoruz. Ve bunu tarihe bir not olarak da düşüyoruz. Bize hakkınızı helal edin diyoruz. En azından bunu yapıyoruz. Kendi adına. Dilek Hanım her şeyi özetledi aslında. Biz bunu yapıyoruz en azından. Biliyoruz. Okuduğumuz şiirler, yazdığımız şiirler uzun bir durduramayacak belki ama. Ama biz şuna inanıyoruz. Biz suya bir taş atıyoruz. En azından bunu yapıyoruz. Ama şunu biliyoruz. O da attığımız taş öyle haleler getirecektir. Daireler öyle genişleyecektir ki işte o daireler sizlersiniz. Bizden aldığınız o enerjiyle, bizden aldığınız o tsunamilerle siz durdurayacaksınız gelecekte, buna inanıyoruz. Evet, Suavi Kemal Yazgıç, değerli dostum, yıllardır birlikte görüşürüz, oturur konuşuruz ama ben doğrusu merak ediyorum şimdi çünkü bunu konuşmadık. Festivali nasıl gözlemledin? Düşüncelerin nedir? Mazlum coğrafyalarla ilgili neler söyleyeceksin? Merakla bekliyoruz güzel kardeşim. Buyur. Tabii festival heyecan verici, güzel ve tabii dikkat çekici oldu bizim için. Biz odalarımızda bir kenara çekip şiir yazan insanlar, pek dışarıda insanlarla görüşemiyoruz. Festivaller de bunu aşmamıza bir yardım, bir kolaylık sağlıyor. Aşıdan önemli. Festivalin teması da tabii çok önemsedim. Çünkü festivalin temasının şiir açısından da çok önemi var. Zira haberlerde seyrettiğimiz o haber bombardımanı bir süre sonra bizde körleşmeye, olan bitene karşı duyarsızlaşmaya yol açıyor. Biz her gün pek çok coğrafyadan pek çok trajik haber alıyoruz. Bir noktadan sonra bunu dinlememeye ya da dinlediğimiz haberi unutmaya başlıyoruz. Gündem de çabuk değişiyor. Yani Doğu Türkistan'la ilgili şu anda bir haber yok ama orada trajedi devam ediyor. Şiirin bu anlamda bir fonksiyonu olduğunu, bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Çünkü haberlerden farklı olarak şiirle iştigal edince, şiir okuyunca bir konuyla ilgili daha çok etki bırakıyor. Daha uzun süreli, daha uzun soluklu ve insanda daha çok karşılığı olan bir etki bırakıyor. Yani Filistin'le ilgili, sadece Filistin'le ilgili haberler
dinlemekle kalmayıp o coğrafyanın şairlerini ya da o coğrafyayı konu olan şiirleri de okursak haberden daha anlamlı bir karşılık bulabiliriz gibi geliyor bana. Bu yüzden de festivalin böyle bir temayla odaklanmış olmasını seçen insanları tebrik etmek istiyorum. Evet, kısa ve öz konuşur. Zaten hep böyle konuşur. Çok kısa ve öz konuşur. Şimdi sevgili gençler, mazlum coğrafyalara bakmak için ille de şair olmak gerekmiyor. Mazlum coğrafyalarda akan kanı durdurmak için şair olmak gerekmiyor. İnsan olmak gerekiyor. Bakın, yıllar önce, bundan 15 yıl önce genç bir kız, sizden biraz daha, yani 25 yaşlarında filan, öyle hatırlıyorum, Amerika'dan geldi ve Siyonist İsrail buldozerleri önüne durdu. Durdu. Oradan geldi ve durdu. Geri adım atmıyor. Filistinli kardeşlerimiz için oradaydı. Onun kardeşleri değil. Ama insan kardeş. Din kardeşlerimiz için o insan kardeşliği adına geldi. Filistin buldozerleri, İsrail buldozerleri önüne durdu. Ve orada canını verdi. Rachel Corrie. Şair değildi. Yazar değildi ama o bir insandı. Yani gençler, mazlum coğrafyalara bakmak için ille de Müslüman olmak gerekmiyor. İnsan olmak gerekiyor. O işte o insanlık vicdanıyla geldi Amerika'dan. En yaşayacağı bir dönem, hayatın toz pembe olduğu bir dönem. 20'li 25'li yaşlar. Hayır, geldi orada, vicdan el vermedi. O tankların önüne, o buldozerlerin önüne durdu. Geri adım atmadı ve çiğneyip geçtiler. Sadece o mu? Ben hatırlıyorum. Bosna Hersek Savaşı 94 yılında binlerce Boşnak kardeşimiz bir gece içerisinde yok edildi. Bunu gördüm, bunu yaşadım. Küçük bir oğlum vardı, şaşkın vaziyette. Biz ağlıyoruz hüngür hüngür televizyonun karşısında. Yemin ediyorum ağlıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Allah'ım diye biliyoruz. Küçük oğlum, 3-4 yaşında. Pis amcalar buğum yapıyor diyebiliyor ancak. Bombaları görüyor. Naklen. Filistin'de Gazze katliamını hatırlayın. Küçücük bebekler. Onlar için bakın, Norveç'ten doktorlar geliyor orada. Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyor. Anladınız mı ne demek istedim gençler? Şair olmak gerekmiyor ille de. İnsan olmak gerekiyor. O bakımdan mazlum coğrafyaları ihmal etmeyeceğiz. Sürekli bir gözümüz mazlum coğrafyalarda olacak. Oralarda çünkü çok zulümler işleniyor. Suavi kardeşim söyledi. Doğu Türkistan'ı hiç bilmiyoruz. Yakın komşularımızı biliyoruz, görüyoruz yakın coğrafyaları ama Doğu Türkistan'da ne kadar zulümler yapılıyor. Hiçbirini görmüyoruz. Hiçbirinden haberimiz yok. Belki işte sosyal medyadan filan haberdar oluyoruz. O sosyal medya aracılığıyla. Evet. Durum böyle maalesef. Daha fazla da sizi üzmeyelim. Şimdi birer şiir okuyacağız. Önce Zeynel abiden başlayalım. Bir şiir alalım. Sonra bizler de okuyacağız. Başka seçeneğim yok, yanımda başka şiir yok. Kitaptan okumak mecburiyetindeyim. Deniz kapımı çalmadı hiç. Bir kez olsun ne deniz kapımı çaldı, ne de gemiler uğradı bizim kaldırımlara. Rüzgarı göğüsleyip romantik bir yelken gibi de açılamadım Rumeli limanlarından. Canım çekmez mi hiç yeni cami Taksim'de güvercinlere yem atmak? Bir kara sevdalı gibi Galata Köprüsü'nde zamanı oltaya hapsetmek. Sonra evin önünde balık ekmek yemek, boğaz keyfiyle coşmak, Çamlıca'ya çıkmak, adalarda faytona binmek, şampiyonda kokoreç zevkini yaşamak. Ah güzeller güzeli İstanbul, bir özlem ağacı gibi büyüdü içimde hep.
Bir kez olsun martılar hal atır sormadı bana. Gagasıyla deniz suyu ikram etmedi. Ne taraftarı olabileceğin takımım, ne Beyoğlu'nda binecek nostalji tramvayım oldu. Yorgun gözlerimi okşamadı muhteşem Süleymaniye. Karaya mahkum olan balık gibiydik. Ömür dediğim ve dost, çıplak ayaklarla cam parçaları üzerinde dans etmekti bizimkisi. Ne çok üstümüze vardılar, ne çok savaş gördük. Eski nal izleri gölgesinden bile çelme aldılar. Faturasını an be an ödeterek. Anamızdan emdiğimiz helal süt burnumuzdan girdi. Yorgun düşmek, pes etmek kitabımızda yoktu gene de. Kaya misali direnç, dağ gibi yürek vardı. Teşekkür ederim. Evet, şimdi Dilek Hanım'ı dinliyoruz. Bir dil hatta birkaç şiir okuyabiliriz. Zeynel abi ezberinde var mı şiir? Ezberinde yok. Yok. Tabii başka sorular sorarız size. Sor. Tamam. Dilek Hanım da mikrofonu. Evet Dilek Hanım, buyurun. Uzak. Ölüm beni ne kadar üşütebilir battaniyenin altında? Ekranda büyütülmüş bir fotoğraf. Saçlarımı olsun tutuşturabilir mi? Boşuna mı bekliyorum kolumun parçalarını yüzüme sıçratarak kokmasını? Kuruyup kalmayı göz çukurlarında. Göğsümde bordo bir gül, gereksiz romantizm olur. Ya akabilmek, dağılan kaburgalarımın arasından gövdeme. Bu kadar uzaktan o da mı mümkün değil? Bildiğim bütün acıları yüzünde denedim. Yüzün her defasında büyük geldi. Bildiğim bütün vahşetleri, bütün savaşları, bütün dehşetleri, hepsini tek tek, soğukları, korkuları, çaresizlikleri, hepsini senin sırtında. Bütün bunları bu sabah kahvaltı sofrasında oğlumun yüzünü seyrederken denedim. Gövden her defasında kaybolacağım kadar genişti. İnsan bazı soruları sormamalıymış kendine. Keşke sürekli büyüyen bir el olsaydım. Sürekli incelen bileğinde insanlığın, kendi üstüne inen koca bir yumruk ve büyüyen sürekli. Oysa küçücük bir taş bile değilim. Elimde demli çayım, derin nefesli sigaram parmaklarımın arasında seyrettiğim ölümlerden üşüyorum. Bana adını soruyorlar, ne saçma. Bana dilini, bana dinini soruyorlar, rengini, ırkını, milliyetini. Ellerini görsem belki bir şeyler söyleyebilirdim. Ama gözlerine bakıp, büyütülmüş bir fotoğraf karesinden öyle güç ki öfkenin yaşını kestirebilmek. Zulüm varsa mazluma dair her şey teferruattır deyip susuyorum. Deyip susuyorum, yüreğimdeki imandır zalimle mazlumu ayıran. Artık kim suçlayabilir bir çocuğu, tırmanmayı bile bilmediği bir ağacın dalından sapan yapmayı biliyor diye. Ben ki Davut'a ihanet gol yaklaşan alınlarda o küçücük taş bile değilim. Müdanasız bir boyun bile değilim. Oğlum dizimin dibinde, annemin dizi dibinde, sabahlarımı metal sesleri yırtmıyor. Ölüm beni ne kadar üşütebilir battaniyemin altında. Evet, teşekkür ediyoruz. Suhabi Kemal Yazgıç. Evet, şiir dinliyoruz. Şimdi bu şiiri yüzlerce yıl önce yaşanmış ama bugün de yaşanan bir benzerleri yaşanan bir zulmü anlatmak için yazdım. Kerbela Vakası'ndan ilham aldım. Gerçi bilmeyen şiiri okurken bunu bilmeye gerek yok ama yine de önceden bir söyleyeyim dedim. İnsan denen insan suyu kapattı insanı. Oysa suya kalsa bir yolunu bulurdu. Aşardı toprağı, dağı, betonu. Taştan kalpleri aşamadı. Kas katı kafalar eşleyemedi. Oysa insana kalsa insanı bulurdu. Oysa suya kalsa insanı bulurdu. İnsan insanın insanıydı.
su insana ulaşsaydı. Ab ile desk buluşunca insan da insana ulaşırdı. İnsan suyla insanın arasında taştan bir duvarken, o duvarca yükselince zulüm de yükseldi, susuzluk da ve insansızlık da. Su mazlumundu zalimin olmasaydı. Su bir yolunu bulurdu, insan insanın insanı olurdu. Su insanı abdesti olsaydı. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi gençler, ben de bu ayki İtibar dergisi, hiç duyan var mı bilmiyorum ama iyi bir dergidir. Bunu da tanıtmış olalım. Geç Kağıdı ismiyle bir şiirim var. Bakalım neler söylemişik. Dinleyelim. Dersimiz başlıyor. Gevşemeyin ey müptediler. Hafızanızda ne varsa dökün hepsini şuraya. Kusursuz düşlerinizi kaldırın rafa. Bu bize yakışmaz. Ölmek için yeter biraz toprak ve bir karış kefen insana. Dünya bir nefeslik kuşudur nasılsa. Bunu biliyor olmalısınız. Tamam mı yoksa kafeslerde kalmaya devam mı? İyice düşünün. Başka sesler deneyin mesela. Akşam ajansları için taze vadisler. Yarınki töreni unutmayın ha. Çoluk çocuk bekliyoruz hepinizi. İşte ne yaparsınız? Bu oyunlarla acayip mutlu ediyoruz kendimizi. Ben o yağmura tahammül edemem. Beni burada unutun. Devamsızlığım artabilir bugünlerde. Olur mu? Olur. Başka şeyler de olabilir. Bilmiyoruz ki yolun sonunda ne var. Gelebilir bütün kirliliğiyle sinsi bir şey. Olmaz demeyin. Olur mu? Olmaz mı? Komşudan biraz elma aşırsak mı? Siz, biz, onlar, el birlik, bütün duvarları yıkıp savuşsak mı? Dersimiz devam ediyor. Haritaları açıp kalemlerinizi çekin. Birer kardeş bulup işaretleyin şimdi. Uzak, yakın, hiç fark etmez. Sonra ellerinizdeki sıcaklığı paylaşın onlarla. Ah, bu çok gerekli. Uzanıp şuraya da bir çardak, 10 dakikalık kaylule için. Ya da bağrı yanık bir göçmen türküsü. İnanın böylesi daha iyi. Gitsinler, evet, oturduğumuz evlerden, tez elden. Ben bu tutsaklığa dayanamam. Bana bir nefes, bir geç kaldı yüksel. Bu ders böyle böyle sürüp gider, müdahale olmaz ise. Ben müdahilim arkadaş. Adamlar her fırsatta vuruyor içimizden. İçimizde var bir köstebek, köz göz bakmak meseleyi çözmüyor. Çözmüyor düğümü müdür bey, çıkamıyoruz bu mahzenden bir türlü. Zemheriyi atlatsak da önümüzde var hala uzun kış geceleri. Geceler böyle geçmiyor azizim, müptediler anlamıyor. Şimdi gençler, sizlerden soru isteyeceğiz. Mutlaka sorularınız vardır. Ben olduğuna inanıyorum. Sorularınızı alacağız. Sonra birer şiir daha okumak istiyoruz. Siz de herhalde şairler geldi, gelecek, şiir okusalar filan demişsinizdir. Ben biliyorum, dediğinizi biliyorum. Ama sorularınız var mı? Evet. Çok mutlu olacağız soru sorarsanız. Buyurun. Evet. Ben size sorarım, bak sonra kırık not alırsınız. Bilemezseniz. Evet, var. Hemen geliyoruz. Öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk tabii ki. Benim sormak istediğim soru şu, hani siz bu kitabın şiirleri yazıyorsunuz da içinizdekini mi yoksa hani yaşanmış bir olayı mı? Aman aman, çok güzel bir soru. Geldi. Merhaba.
Gençler. Şimdi gördünüz nasıl bir rahatlık geldi değil mi? Bakın. Öyle yani lütfen. Başkanımız o kadar güzel bir insan ki gelir gelmez bana nasıl böyle bir şey geldi, ferahlık geldi. Çünkü şu, yani beni yanlış anlamadığınızı biliyorum. Şu İstanbulensi Şiir Festivali'ni 3 dönemdir, 3 yıldır yapıyor. O kadar mutlu ediyor ki bizde ve bu senede mazlum coğrafyalar dedi ya. Yani inanın ben böyle bir başkanı tanıdığıma çok 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 mutluyum. Allah razı olsun ondan. Hoş geldin sen. Yani kendisi bunları sevmiyor ama ben çok kalbi olarak bunu her zaman da söylüyorum kendilerine. Hakikaten çok mutlu oluyoruz. Şiiri, sanatı çok önemseyen birisi olduğu için o bakımdan ben çok mutlu oldum onun girişiyle. İyi ki geldi Sayın Başkanım. Gerçekten. Umutla da çıktısını alırım. Elle devam edelim. Sevda okumuyor. Dedi değil miyim ben? Anlamadım. Evet. Seda okumuyormuş abi. Yine anlamadım ama neyse. Yine anlamadım. Tamam, evet. Ha, tamam. Seda orada. Sözün kısası çok zor şiir yazar. Orada yazmak bizim için bir savunmadır. Anadili savunma. Sırf olarak algılayabilirsiniz. Türk dilinin savunması olarak algılayabilirsiniz. Ya Türkçenin savunmasıdır orada yaptığımız iş. Şiirden öte. Ben böyle yazarım. Bu sorumluluktur. Çok büyük bir sorumluluktur. Dediğim gibi Türkiye'yi yarınlara taşımak için sanatın her dalında emek vermeye çaba harcıyoruz. Ben, benim kuşak ve diğer kuşaklar. Ömrümüz yettiğince bu uğurda savaşımız devam edecek. Türkçe umarız o Balkanların bölgesinde. Şimdi gençler, bakın Meksikalıların bir şairi vardır. Meşhur yazarı, şairi, düşünürü Octavio Paz der ki, şiir bilgidir, terk ediştir, doğası gereği devrimcidir. Aynı ifadeler hemen hemen çok uzak olmasına rağmen arada binlerce kilometre mesafe var. Bakın şairler ortak düşünebiliyorlar demek ki. Üstadımız Sezai Karakoç da buna benzer bir şey söyler. Şairler devrimcidirler. O bakımdan evet demin söyledik az önce. Biz şuna inanıyoruz, biliyoruz. Bizim şiirlerimiz zulmü, akan kanı belki durduramayacak ama işaret ediyoruz. Suya taş atıyoruz dedik ya. İşte şiir böyle bir şey. Suya taş atıvermektir. Gül diyelim. Başkanımız bir şeyler söyler misin? Gençlere bir merhaba diyeyim başkanım. Hocamızdan ve şairlerimizden özür diliyorum. İki okuldan geliyorum. Orada konuşmadım. Özürümü de söyledim. Dedim hiç ambiyansı bozmak istemiyorum. Aynı esnada dört okulumuzda bu programı gerçekleştiriyoruz. Üçüncüsü burasıydı. Dördüncüsüne de geçeyim diye hızlı bir şekilde çıkıyordum. Adem Bey müsaade etmedi. Ben sizlere hayırlı günler diliyorum her şeyden önce. Uluslararası Şiir Festivalimizin kültür salonlarındaki programlarından ziyade okullarımızın konferans salonlarında yapılan programları bizi daha fazla heyecanlandırıyor. Biraz önce geldiğim okulda işte hanımefendi Gerek Hanım söyledi, Suavi Bey de söyledi, hocamıza ifade ettiler. Irak'tan gelen şairimiz Mehmet Bey diyor ki Sultanbeyli Belediyesi'nden telefon geldiğinde kurşun sesleri duyuyordum ve aileme dedim ki demek ki dünya dönüyor, dünya devam ediyor. Ve
ailemden helalleşerek buraya geldim. Ve cuma öncesi telefonu çaldığında telefonu açamıyor. Ya bir komşusu vefat etmiş ya kendi yakınlarından birisi vefat etmiştir düşüncesiyle oradaki telefonu açamıyor. Ve diyor, sokağa çıkma yasağı vardı, eğer kalkmasaydı gelebilme şansım yoktu. İşte Kırım'dan gelen ne diyor, dönebilme şansım var mı bilmiyorum. Biz özellikle mazlum coğrafyalarda yaşanan hadiseleri bizzat olayı yaşayanlardan dinliyoruz. Bir de ülkemizin birbirinden kıymetli şairlerini sizlerle buluşturuyoruz. Çok anlamlı, çok değerli. Bunu biz yapıyoruz diye değil, işin önemini anlatmaya çalışıyorum. İnşallah sizler arasında bu masalarda önümüzdeki yıllarda kardeşlerimizi şair olarak, yazar olarak dinleriz. Herkes siyasetçi olur, belediye başkanı olabilir, milletvekili olur. Herkes kabinede de yer bulabilir ama herkes şair olamaz. O başka bir şey. Herkes yazar olamaz. O tamamen Cenab-ı Hakk'ın vergisidir. Çünkü bakıyorum ben, günümüzden örnek verelim. Cahildim dünyanın rengine kandım diyor Neşet Usta, değil mi? Şimdi düşün, bu hiç unutmuyorum, her seferinde aklıma geliyor. Yani cahildim dünyanın rengine kandım. Şimdi verelim şairlerimizin eline, o cümleden bir kitap yazsınlar, değil mi? Muhteşem bir şey yani. Ne kadar cümle üzerine susalım biz bence. Değil mi? Yani muhteşem dizeler, uğraşsanız da olmuyor. Tamamen Cenab-ı Hakk'ın vergisidir diye düşünüyorum. Ben bu duygularla, bu cümlelerle programlarını böldüğüm için sizden ve şairlerimizden özür diliyorum. Siz değerli kardeşlerime saygılar sunuyorum, hocalarımıza, müdürümüze. Hayırlı günler efendim, sağ olun. Evet. Başkanım güle güle. Son derece sivil bir başkanımız var. O bakımdan ben hani protokol olarak algılamayın. Çok sivil birisi. Böyle. Evet. Birer şiir daha okuyup gidelim artık. Yeter bu kadar. Değil mi? Evet. Dilek Hanım'dan alıyoruz. Yok, ben de okuyacağım da. Suavi de okuyacak, değil mi? Soru mu vardı diye el kalktı. Evet ya, soru mu var? Ben de sorular daha kıymetli. Soru alalım, tamam. Söyle kardeşim, evet. Adını da alalım. Yok, ben. Merhaba. Öncelikle böyle bir şiir festivali için okulumuza gelmenizden çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir incelik, böyle bir şey bize yaşatmanız. Özür dilerim, biraz heyecanlandım, konuşamadım. Benim için bir şairin ilk şiiri çok önemlidir. O ilk şiiri toplumda paylaştığınızda neler hissettiğinizi merak ediyorum. Kime? Hepinize. Hepimize sorunca yani çok uzuyor mu? Nasıl yapıyorsa? Dilek Hanım'a sormak istiyorum. Tamam, Dilek Hanım diyor arkadaşlar. Ben de cevaplıyorum da, neden var orada? Evet. İlk şiirimi paylaştığım zaman ne hissettim? Paylaşmaktan kastım, eğer hani bir dergide falan şiirin yayınlanmış mı? Ne hissettim? Bir kere ailemle dahil herkese şiirini savunmam gerekiyor. Belki ilk şiirim değildi ama mesela ikinci şiirimde annem okunmasın lütfen diye bir şiirdi ve anneler günü dolayısıyla yazmıştım onu. Annem şiiri ilk okuduğu zaman şiirdeki bazı ifadeler acayip takılmıştı. Niye ben böyle mi yapıyorum size? Niye şu şöyle mi oluyor falan diye. Garip bir duygu. Yani yer yerinden oynamıyor. Bir heyecanlanıyorsun belki ama hani çok da benim için en azından çok da böyle büyük bir heyecan değildi. Asıl heyecan o ilk şiirlerden sonraki şiirlerde başlıyor bana göre. Çünkü insanların gözünde sana dair bir beklenti oluşuyor ve yaptığın her işte olduğu gibi şiiri yazarken de okuyacak insanların karşısına çıkardığın yeni bir metinde onları hayal kırıklığına uğratıp uğratmayacağın kaygısını yaşıyorsun. Çok fazla hani
bireysel şiirlerim olmadığı için hani bu anlamda da kendimi bazı şairlerin mesela çok çok özel, çok daha doğrudan kendilerine has, işte aşk şiirleri vesaireler var. Hani o tarz şiirlerim olmadığı için de bu anlamda kafam daha rahat. Hani kendi özel hayatıma ve mahremime dair de hiçbir ipucu vermemiş oluyorum kimseye. Daha böyle genel geçer şeyler yazdan bahsediyorum. Bilmiyorum, güzel bir duygu ama. Evet, en azından güzel bir duygu olduğunu herhalde söyledik. Zeynel abi sen de söyleyebilirsin. İlk şiirini yazdığını hatırlıyor musun? Neler hatırlıyorum. Evet. Hatırlıyorum. İlkokul 5. sınıftaydım. Türkçe dersini veren öğretmenim şiirimin yayınlandığını görmüş. Sınıfa girdiğinde aynen bunu demişti. Demek sen de şiir yazıyorsun. Sanırım işte şiir yazmamda kamçılayan söz cümle bu oldu. Evet, Suavi kardeşim ilk şiirini hatırlıyor musun ya da nasıl paylaşmak nasıldı? İlkokul dedim ben de, ilkokul 4. sınıf. Aman Allah'ım, sahiplere bakar mısın ilkokul? Ben lisedeydim Allah, yok lise bitmişti. Şöyle, şunu sanmıştım ben, bir gazetede yayınlandı, günlük şiir tarzı. Sanıyordum ki bütün herkes bana hayran bakacak. Kimsenin umurunda değil. Yürüyorum. Bursa'daydım o zaman. Heykelden set başına doğru, Emirsoğa doğru yani Yeşil'e doğru yürüyorum. O kadar mutluyum ki uçuyorum sanki. Kanatlar var. Gazete günde 60-70 bin kişinin okuduğu bir gazete. O zaman Yeni Devir diye bir gazete. Kimsenin umurunda değil. Böyle ama çok büyük bir mutluluk verdiğini biliyorum. Sanırım diğer arkadaşlarımız aynı şeyi söylediler. Herkes şiir yazamaz ama şiir yazın çocuklar. Çünkü şiir insanı inceltir, okumak yüceltir. Şiir ise inceltir insanı. İnce ruhlular olursunuz. İnce ruhlu olmak da herkesi yakalayabileceği bir durum değil. Evet, başka sorular? Arkadan gel. Oo, sorular çoğalmaya başladı. Biz gidemeyeceğiz galiba buradan. Ama vaktimiz de çok kalmadı herhalde. Birkaç soru daha alalım. Gideriz. Tabii. Çünkü programlarımız var. Tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle sorum genel bir soru olacak. Her bir şair tarafından özel olarak cevaplanabilecek bir soru olacak. Hepiniz birer şairsiniz. Sizce bir şairde olması gereken en önemli özellik nedir? Vallahi ne olmalı? Ben bu konuda susmak gibi kullanıyorum. Yani işte edebiyattan yola çıkarak hocamız da söyledi, edepli, ciddi olmak. Yani ciddi derken öyle asık suratlı kastetmiyorum. Edepli, ciddi olmak, ince ruhlu olmak, zulme karşı durabilmeyi başarmak. Bunu anlıyorum ben. Evet, siz ne söylersiniz? Ya ben bir konuda böyle her şairin kendi içinde kendisinin belirleyeceği bir şey gibi geliyor. Yani özne bireysellikten bahsetmiyorum. Yani ateş düştüğü yeri yakıyor. Şiirde herkes her şeyde farklı bir biçim alıyor. O yüzden hani böyle tek bir kural belirlemenin imkansız olduğunu düşünüyorum. Ne gibi özellikler? Valla ben özelliği unuttum herhalde artık. Ama giderek şiirden korktuğumu biliyorum. Güzel. Evet. Burada bitirmek zorundayız çocuklar. Bitmek zorundayız çünkü. Seneye yine geliriz nasipse. Sizinle bizi isteyin. Alkışlıyorum. Zübek Hanım diyor ki arkada bir Melik Hanım. Kim daha arkada? Bir türlü, evet.
Ben de sormak istiyorum. Biz de yapalım diye. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sürekli mazlum coğrafyalardan bahsettiniz. Şimdi siz kalemlere kurşunlara kalemle karşılık veren insanlarsınız. Şimdi siz bu kaosu betimlerken kendinizi bu kaosun neresinde hissediyorsunuz? Ne kadar mı sordunuz? Salim ya mı? Zeynep abi. Bu kaosun neresinde? Öyle mi? Tam merkezindeyiz. Bakın, mazlum coğrafyalar dedik. Buraya kadar geldik. Misafirlerimiz var mazlum coğrafyalardan. Onların acılarıyla, onların acılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Şiir diliyle ya da beden diliyle anlamasak da bunu hissetmeye çalışıyoruz ve size aktarmaya çalışıyoruz. Bence bizler de mazlum coğrafyanın merkezindeyiz ve dolayısıyla yüreğimizde ateş var dostum. Benim aklıma bir dörtlük geldi. Evet. Tıpatıp yanıt olmasa da Balkanlardaki konumumuzu betimleyen bir dörtlük aklımda var. Güzel, güzel süre. Galiba iftar yanaştı. Çok güzeldi.